Selamun aleyküm değerli izleyicilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün inşallah sizinle beraber aloe vera bitkileri hakkında bilgi vereceğiz. Bakımları nasıl olur? Özellikleri nelerdir? Bunlara değineceğiz. Şurada bizim çeşitli ebatlarda aloe veralarımız var. Birkaç farklı türde. Öncelikle şöyle bakımını yapacağımız bir saksımız var. Bu biraz yeni yavruları çıkmış. Toprağı azalmış. Onun burada ona biraz bakım yapacağız. Şöyle öncelikle onu boşaltıyoruz şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi ayrılan yavrular var ama bunlar küçük olduğu için ayırmayı düşünmüyoruz. Tekrar ana canlıya bitişik kökleri onları tekrar saksımıza yerleştireceğiz. Aslında şunu ayırabiliriz. Şöyle. Ama bu diğerlerini olduğu gibi saksımıza yerleştireceğiz. Evet. Değerli izleyicilerimiz. Şöyle aloe veralarımızı çıkardık. Saksımızı boşalttık. Toprak önemli aloe vera'da. Biz ne toprak? Perlit, Hindistan cevizi, torfu ve biraz kum, biraz da çay, az bir şey kuruttuğumuz çay demlerinden oluşturduğumuz bir karışımımız var. Su tutmayan bir yapıda olması lazım. Bu yüzden Hindistan cevizi, torfu çok yumuşak olması, işte köklerle zarar vermemesi açısından güzel bir toprak. İşte saksı fazla büyük tutmuyoruz aloe veralarda çünkü toprak kökleri çok fazla olmuyor. Daha sonra şöyle dikkatlice yavrularla beraber aloe veralarımızı dikkatlice yerleştiriyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, şu şekilde saksımıza yerleştirdik. Burada dikkat edeceğimiz husus toprağın yumuşak olması, sert, su tutan bir toprak olmaması çok önemli. Yine yavruların ve ana gövdenin toprak üstünde kalmaması, güzelce toprağın içine yerleştirilmesi önemli. Şimdi aloe vera'nın bakımından biraz bahsedecek olursak, aloe vera kaktüs tarzı diyebiliriz, sukulent tarzı bir bitki. O yüzden su sevmeyen bir bitki. Dolayısıyla çok az su vermek gerekiyor. Haftada bir veya iki haftada bir vermek yeterli olur. Kışın bu üç haftaya kadar uzayabilir. Yani aloe vera, sukulent ve kaktüsleri susuzluktan değil, genellikle fazla su vermesinden dolayı, köklerin çürümesinden dolayı zarar görürler. Tabi aloe vera'nın önemli bir özelliği, şu yaprakların içinde bulunan jel kısmı çok şifalı bir jel. Direkt krem olarak kullanılabiliyor. Mesela kopardığımız bir yaprağı aldığınız zaman onun içindeki jeli direkt kullanabiliyorsunuz. Aloe vera'nın çoğalma şekilleri genelde alttan yavru verme. En sağlıklı yol budur. Ancak uzun sürse de yapraktan da yavru verebiliyor. Kopardığınız kalın bir yaprağı bir müddet, bir hafta kurumaya bıraktıktan sonra toprağa gömerseniz o da 2-3 hafta içinde kök vererek yeni yavrular vermeye başlayacaktır. Şurada bir farklı bir örneğimiz var. Şu mesela gövdesi bozulmuş bir aloe veramızda aradaki yaprakları dökülmüştü. Biz şuradan kestik onu. Kestiğimiz parçayı yanına gömdük. Şu eski gövdeden gördüğünüz gibi yavru çıktı. Kopardığımızı da tekrar köklenerek yanında büyümeye devam etti. Bu şekilde gövdeden de çoğaltma imkanımız var. Yine aloe veraların çiçek açmasını, şu dikenli aloe veramız, bu da gördüğünüz gibi çiçek açmış. Şu şekilde uzun bir çiçeği var. Şurada küçük küçük bir sürü çiçek açıyor bu şekilde. Bunlar da tohum elde edebilip dikebiliyorsunuz. Genellikle aloe veralar yılda bir çiçek açar ama çoğu yıl açmaz. Yani iyi bir bakım sonucunda nadiren çiçek açan türleri
vardır. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün sizinle şu ayeti paylaşmak istiyorum. Rabbimiz Mümin Suresi 13. ayette şöyle buyuruyor. O size ayetlerini gösteriyor ve sizin için gökten rızık indiriyor. İçten Allah'a yönelenden başka öğüt alıp düşünen kimse yoktur. Evet, demek ki bizler Rabbimizin bize verdiği bütün nimetleri düşünüp onlara şükretmemiz lazım. Onları tefekkür etmemiz gerekiyor. Rabbim bizlere nimetin kıymetini bilen, Allah'a şükreden, hakkıyla şükreden kullarından eylesin. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Selamünaleyküm.